Gazete manşetlerini noktaladık. Tekrar Euro 2024'e döneceğiz. Bir de Skype bağlantımız olacak. Haldun Domaç bugün bizimle birlikte. Kendisiyle beraber şöyle oynanan karşılaşmalarımızı, milli takımımızın durumunu ve tabii ki beklentilerimizi ilk maçtan konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi bir pazar dilerim öncelikle. Günaydın size ve iyi bir bayram olsun. Kurban Bayramınız da kutlu olsun. Günaydın Demet. Aynı dileklere katılıyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Yollarda olanlara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Gerçekten yollar çok çok kalabalık. Evet. Yani ben yolda değilim ama yolda olanların şikayetlerinden yola çıkarak söylüyorum. Lütfen dikkatli araç kullanalım, trafik kurallarına uyalım ve birbirimize saygı duyarsak daha çabuk bir şekilde saygı duyarsak, yani hızlı değil ama daha güvenli bir şekilde yollarımıza varabiliriz. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok şikayet oldu son 3-4 gündür. Evet. Sürekli bir şikayet var. Onu da bir dile getireyim. Herkes daha sağlıklı bir şekilde gitmesi önemli. Peki Euro 2024'ü konuşmaya başlayacağız. Arkada bir tane daha Albert Ayıcık görüyorum. O yeni mi geldi? Yok, bir küçük. İki tane daha var zaten. O, siz bayağı küçük koleksiyon var. Evet, yapmışsınız. var bir iki tane daha var, anahtarlık vesaire. Harika. Yani tabii koleksiyon için onları alıyorum. Tabii onlar benim için çok değerli. Onu özellikle söyleyeyim. Yani Albert bizim için şimdi en değerli oyuncak mı diyeyim artık? Oyuncak da sanırım demeyeyim. Maskot diyebiliriz. Zaten izlerken de ara ara böyle görüyorum, maskotlar da etrafta geliyor Almanya'da. Evet. Şöyle bir giriş yapalım. Nasıl başladı sizin tabii için? Tahminleriniz doğru ilerliyor mu? Beklentileriniz nasıldı takımlardan? Size bırakayım sözü. Şimdi genel bir değerlendirmeyle başlayalım tabii istersen Demet. Yani favori takımların kazanarak başladığı bir turnuva oldu. Almanya İskoçya karşısında favoriydi, 5-1 kazandı. İsviçre biliyorsun turnuvaların genellikle böyle hani iddiasız takımı olarak gelip sonrasında iyi işler yapan, en azından iyi izler bırakan takım. Macaristan karşısında kazandı. Belki biraz bu konuda ya Macaristan'dan daha fazla beklentimiz vardı diyenler olabilir ama sonuç itibariyle o da dengeli diyebileceğimiz bir karşılaşmanın İsviçre tarafına daha yakındı. İspanya beklediğimiz gibi Hırvatistan karşısında kazandı. Şimdi diyebilirler ki yani nasıl beklediniz? Hırvatistan son yıllara damga vuran bir ülke futbolda. Doğru, gerçekten böyleydi ama yaşlanan bir takım olmaya başladı. Yani genel yapısı itibariyle bir santrofor problemi yaşıyor. İşte Trabzonspor'un uzun süre peşinden koştuğu mesela Petkovic gibi bir oyuncu kenarda bekliyor. Yani bir türlü Dalic yeni yapılanmayı oluşturamadı. Belki zamana ihtiyaç var çünkü hamurlarında futbol olan bir ülke. Ama kim kazanır deseydiniz İspanya kazanır derdim. Çünkü evet, genel yapı böyle. İtalya-Arnavutluk maçında da Arnavutluk beklentilerin daha üstünde bir performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıda, ama İtalya'nın kazanacağı bir maç olacağını da söylememiz gerekiyor. İtalya sanki hemen bizimle şunu söyleyeyim, hazırlık maçı oynarken çok kendini göstermedi anladığım kadarıyla. Doğru. Çok doğru Demet. Çok şöyle söyleyeyim. Yani ikinci hamle olarak onu söyleyecektim. Ülkeler genellikle kazanma isteğinde olan ülkelerin ön alan baskısıyla ve çabuk oynayarak devam ettiğini görüyoruz. Mesela Hırvatistan, az önce söylediğim, çok temposuz. Yani top evet bende kalsın ama hangi bölgede kalsın konusunda tam netleşmemiş bir Hırvatistan vardı. Mesela İtalya oyunun başında o baskıları özellikle golü erken yedikten sonra kurdu ve sonuca gidebilme başarısını gösterdi. İtalya yani çok mu iyi oynadı? Hayır, ama kazanma arzusunu ortaya koyan İspanya mesela, yine oyunun başında İtalya keza öyle, kazanma arzusunu ortaya koyan takımlar olarak görüldü. Bir de önemli nokta şu, sıkıntılı maçlar izlemedik. Onu özellikle söylemek lazım. İşte ilk maçta toplam 6 gol, ikinci maçta 4 gol, üçüncü maçta 3 gol, dördüncü maçta 3 gol. Yani gollü
maçlar izliyoruz. Yani kısır maçlar izlemiyoruz. Bu belki de futbol adına güzel tarafı. Bir başka önemli noktaya işaret edeyim istersen. Genellikle genç oyuncuların sahne aldığı bir turnuva olmaya başladı. Evet. Daha baştan tabii çok erken ama yani söylediklerim genç oyuncular öne çıktılar. Mesela Almanya'da First Musiala hemen öne çıkan oyuncular. Keza işte yani biraz daha genç olanları söyleyeyim. Lamine Yamal, Nico Williams İspanya'da genç. Evet, genç bunlar, genç oyuncular. California İtalya'da bir savunma oyuncusu olarak hani orada tercihlerde çok tartışılmasına rağmen savunma oyuncusu olarak yine 23 yaşında öne çıktı. Aslani Inter'in Hakan'ın yedeği pozisyondaki oyuncusu yine sahne aldı. Yani bazı genç oyuncuların sahne aldığı bir turnuva da gözlemliyoruz. Niye buradan söyledim Demet şimdi? Diyeceksiniz ki sözü nereye getiriyorsun? Evet, bize geliyor sanki bir söz. Bana da öyle geldi. Evet, söz bize doğru geliyor işte. Onun için söylüyorum. Gerçekten de bu turnuvada en genç ülkelerden biriyiz. En genç takımlardan biriyiz. Şunu söylemem lazım. Yani biraz böyle hani can sıkıcı bir röportaj izlediğim için söylüyorum evet. Bunu. Bizim de çok genç oyuncularımız var. Yani turnuvaya damga vuracak oyuncularımız var. Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Arda Güler. Yani bunlar gerçekten de sadece onlar değil. Bak işte 23 yaşında bir Barış Alper. Yani bizim damga vuracak isimlerimiz var. Ama fakat buna hocanın kumar oynamak kadar riskli bakan bir teknik direktörümüz de var şu an. Çok doğru söylüyorsun. Özellikle bak iki oyuncuyu yani şimdi dört oyuncuyu da sayıyorum. Dört oyuncu da bana göre yani bizim takımımızda, ülke milli takımımızda fark oluşturabilecek oyuncular. Belki hı-hı. oynama açısından en az düzeydeki Semih Kılıçsoy'u evet. bir kenara koyarsak, oynama açısından diyorum, o da kalite açısından demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Bir mesela iki oyuncumuzu tartışmamamız gerekiyor. Yani Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ı tartışmayacağız. Yanlarına bir Kenan eklersek hiç fena olmaz ama belki hani orada bir daha hızlı savunmaya. Şimdi şöyle bir şey var. İki kanatta da Durağan oynamak yerine daha hızlı mesela bir Kerem'i kullanmak isteyebilir. Ona bir şey söylemiyorum ama son basın toplantısında söylediği, ya daha doğrusu basın toplantısı değil, röportajda söylediği evet. cümleler çok dikkat çekici. Bakalım Arda'yı baştan mı başlatırız, sonradan mı oynatırız cümlesi bana göre son derece can sıkıcı bir durum. Hani açıkçası benim canımı sıktı. Arda şimdi konusunda neden hepimiz sanırım biraz daha net konuşmasını bekliyorduk yani. Ve tabii ilk 11'de oynama açısından net ama sonradan hamle oyuncusu olarak düşünebilecek bir oyuncu olduğunu şahsen düşünmüyorum ama bilmiyorum sizin yorumunuz nedir? Aynı şeyi düşünüyoruz Demet. Yani çok can sıkıcı bir durum bu ya. Arda yani son hazırlık maçında oyuna girdikten sonra bizim milli takımımızın, hatta Kenan da aynı şekilde girdikten sonra bizim milli takımımızın oyun kimliğinin nasıl değiştiğini göremezsek çok yanlış olur. Şimdi şöyle söylüyorlar bir de, ya işte bak Montella olunca eleştiriyorsunuz ama bu hamleyi, bu cümleyi, bu hamle yapacağım şeklinde kullanan kim olursa olsun eleştiririz. Yani böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani yerli yabancı diye bir durum söz konusu değil. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bakıyorum işte 17 yaşında Lamine Yamal çıkıyor. İspanya'da müthiş işler yapıyor. Biz İspanya'da Real Madrid'de oynayan oyuncumuzu bakalım sonradan mı oynatacağım yoksa baştan mı oynatacağım cümlesini duymamak isterdim. Yani ben şöyle duyarsam bir de oyuncunuzu da motive edersiniz. Yani Arda Güler bizim ilk 11 oyuncumuz, ona çok güveniyoruz falan gibi cümleler daha bir çarpıcı olurdu başka diye düşünüyorum. Başka bir açıdan düşüneyim. Acaba rakip açısından çok da böyle bir şeyleri söylememek adına, renk vermemek adına yapılmış bir cümle oyunu mudur acaba? Olabilir mi? Demet bir ara öyle bir cümle de söyledi. Çok da fazla her şeyi söylemeyelim dedi de. Yani şimdi şöyle düşünelim. Gürcistan milli takımının teknik direktörü
Yani sence ne düşünüyordur? Yani Gürcistan milli takım teknik direktörü Sanyol ki işte yabancı tek Avrupa dışından bir hoca. Özür dilerim Fransız bir hoca. Yani şimdi ne düşünüyordur Sanyol? Ona bakalım. Yani Sanyol da düşünmüyor mudur Arda Güler oynuyor diye? Yani sizin vereceğiniz röportaja göre mi hareket edecek yani? Yani doğru. Onun için ben bu tür olayların gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani bu tür oyunculara üstelik de genç oyuncular moral vermek gerekiyor. Ki biz ülke olarak şöyle söyleyeyim bir başka pencere daha açayım Demet istersen oradan Tabii. da devam edelim. Biz ülke olarak yabancı bir hocaya milli takımımıza emanet etmişiz. Ondan da verim almışız. Yani grup lideri olarak gitmişiz. Dolayısıyla hani bütün buna baktığımız zaman da şöyle bir durum çıkıyor karşımıza. Yani çok az ülke bunu yapıyor. Hocamıza güvenip arkasında dururken bu tür cümlelerin hani ülkedeki genel motivasyonu aşağı çekeceğini düşünüyorum. Ben şöyle bir listeyi çıkarttım. Bilmiyorum zamanımız ne kadar Demet Buyurun, ama... devam edebiliriz. Şimdi 5 majör ligde kendi ülkelerinin teknik direktörleri çalışıyor. Bakın sadece 24 takımın 8'inde yabancı hoca çalışıyor. Bunların 4'ünde İtalyanlar çalışıyor. Bir Alman var, bir Brezilyalı var, bir Portekizli var, bir Fransız var. Yani ve bu ülkeler de genel anlamda baktığımızda futbolda öne çıkmış ülkeler değil. Diğer ülkelerin tamamı kendi vatandaşları olan teknik direktörlerle çalışıyorlar. Burada yerli yabancı diye bir şey yapmak istemedim. Sadece şunu söylüyorum. Demek ki biraz kendi ülkesinin dilinden anlayan, ona nasıl hitap etmesi gerektiğini bilen hocaları ön plana çıkartıyorlar kendi ülkelerinde. İspanya'da öyle, Fransa'da öyle, Almanya'da öyle, İtalya'da öyle, İngiltere'de öyle. Yani sonuç itibariyle şunu söylemeye çalıştım. Yani biraz can sıkıcı bir açıklama oldu. Yani Arda Güler'in, Kenan Yıldız'ın, Barış Alper Yılmaz'ın yani bunların artık bunların devrinin başladığı bir oyun anlayışını net bir şekilde bu turnuvanın başında gördük. Bir de herkes sonuçta genç jenerasyon ister milli takımında ve biz bunu bu sene yakalamışken bunun bu kadar da risk gözüyle bakılmasını da çok doğru bulmuyorum. Umarız güzel bir turnuva başlangıcı olur oyuncularımız, genç oyuncularımızla birlikte. Evet, ben de öyle bakıyorum. Şimdi yani açıkçası bir liste de çıkardım önüme. Yani şimdi Arda Güler'i, Lamine Yamal'ı, Kenan Yıldız'ı yazmışım. Cole Palmer'ı izleyeceğim diye bakıyorum. Mesela bu hatanın bir benzerini biraz Ernest Muci'yi oynatmadı Arnavutluk. Neden evet, oynatmadı onu da anlayamadım. Evet yani son dakikalarda oyunu aldı. O manada baktığımızda Højlund'u, Xavi Simons'u yani Sudakov'u yani o izleyeceğimiz oyuncular bunlar genç oyuncular ve bunlara yatırım yapıyor ülkeler ki ayrıca biz 2032'de bu jenerasyonun artık tecrübeli olduğu bir süreçte bir şampiyona düzenleyeceğiz. Onu da unutmamak lazım. Yani ben hani şöyle bu sözlerimden bayram günü Haldun Domaç öyle bir konuştu ki moralimizi bozdun demesinler. Biraz toparlayalım o zaman. Ben milli takımdan umutluyum onu söylemek istiyorum. Sadece bu sözler biraz umutlarımın kırılmasına neden oldu. Diliyorum ki iyi işler yapacağız. Tabii ki bizim milli takımımızın yeteneği Hakan Çalhanoğlu'su işte arka tarafımız biraz sıkıntılı onu söylemem gerekiyor. Sakatlıklar evet. falan belimizi büktü ama Salih Özcan'ımız, Orkun Kökçü'müz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, işte Arda, Barış Alper, yani evet, Semih, genç gençler olan. Var ama dediğiniz gibi çok tecrübeye sahip isimler de var. Hem kendi Tabii. liglerinde hem de milli takımımız için. Aynen yani orta sahada oynayan yani böyle bir orta saha çok az gelir yani milli takım için de söylüyorum genel olarak da söylüyorum. Yani Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Benfica'dan Orkun Kökçü, Dortmund'dan Salih Özcan final oynadı daha yeni yani evet. final oynayan takımın oyuncusu. Inter şampiyon oldu. Yani Orkun Kökçü'nün kalitesini tartışmaya gerek yok. Hani ben sadece birkaç isimden bahsettim. Onun dışında yanlış anlaşılmasın tabii ki Okay Yokuşlu gibi bir oyuncuyu, Yusuf Yazıcı gibi bir oyuncuyu ismini söylemedim, zikretmediğim için küsebilirler, alınabilirler diye bir kez daha söyleyeyim. Orada bizim gelecek için çok büyük umut beslediğimiz İsmail Yüksek var. Evet. Yani
Bizim aslında kadromuz iyi bir kadro, iyi bir jenerasyon yakalandı. Sadece savunmada can sıkıcı durumumuz var. Çağlar'ın, Ozan'ın sakatlanması, Ferdi'nin oynayıp oynamayacağı belli olmaz noktada olması, sağ bek sol bek rotasyonumuzun işte iyi olmaması gibi, Zeki'nin sıkıntısı, bu tür durumlar var. Yoksa çok iyi takımız, hiç iyi bir başlangıç yaparsak yolumuz uzun olacak diye düşünüyorum. Hemen salı günü olsun da bir izleyelim. Heyecandan gerçekten bekleyemiyorum ben de. Size de çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar. Halil Domaç'la gerçekleştirdiğimiz sohbetin ardından milli takımımızla yine devam edelim değerli izleyenler. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'daki ailesi Euro 2024 öncesi büyük bir heyecan yaşıyor.